Evet, böyle bir rakam var. Maç sayısı daha fazla. İşin bu tarafını da belirtelim. Yani 34 maç üzerinden lig bitmeyecek ama hani hep şöyle bir algı vardı ya, yarışa Galatasaray'la girersen Galatasaray yarışı alır. İşte kupa finaline çıkarsa kupayı alır gibi bir şey vardı ya. Böyle bir algı var Gürcan abi. Rakamlara bakıyoruz. Rakamlar da bunu doğruluyor. Son 15 yıl hikayelerine bakıyoruz. 20 yıl hikayelerine bakıyoruz. 96'dan beri, yani Fatih Terim Galatasaray buluşmasından beri. O da doğru. Hani bir şekilde Galatasaray son düzlüğe girdiğinde kolay kolay vermiyor. Bu da herhalde kolay oturtulacak bir kültür değil. Tabii bir kere ligin en tecrübeli kadrosu. Hem teknik heyetiyle hem sahadakileriyle baktığımız zaman. Yapılan transferlerle, özellikle devre arası transferlerinden %100 verim aldı Galatasaray. Evet. Sağ bekten de, santrofordan da, Onyekuru'dan da. Kalecisi geri döndü Muslera. En ciddi transfer belki de. Öbür taraftan ligi de, medyayı da çok iyi bilen bir teknik direktöre sahip. Gündemlerini kendileri oluşturabiliyorlar. Kulüp olarak da bu yetenekleri var. Ve böyle bir yarışta ve kırılma noktalarında ya da kriz anlarında çabuk atlatmayı başarıyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin yaşadığını bir hafta önce, mesela Trabzonspor maçı öncesi Fatih Terim yaşasa biz burada şey açar mıydık? Gidecek mi, kalacak mı diye. Hayır. %100 bir taraftar desteği. Bu da çok büyük bir güç, güven. Aynı silah Sergen Hoca da sahip. Şimdi Abdullah Hoca da sahip oldu. Evet. Taraftar desteği. Bu da çok rahatlatıyor bir teknik direktör. Oyuncular üstündeki gücünü ve disiplinini de çok etkiliyor. Bence yukarıya doğru. Onu da sağlıyor. Bugün şunu diyebiliyor muyuz? Galatasaray'ın şu sorunu var diyebiliyor muyuz? Yani lig baştaki en büyük problemi 6 numaraydı, ön liberoydu. Tayland'la çözdüler. Şapkadan Tayland çıkardılar. Şimdi Tayland yedek bekliyor, Etobo. Evet. Yani onun Sadece kadar ön ona verim alıyor. yakın. Sadece o da değil Gürcan abi. Mesela Sivasspor'da ön oyuncusu olarak katkı veren Emre Kılıncı da aldı merkezde. Madem Mert Hakan'ı transfer edemedik, ben de oraya Emre Kılıncı yerleştiririm dedi. Aldı ve verim alıyor. Geçen sene de Ömer Bayram üzerinde bunu yapmıştı biliyorsun. Yani Ömer Bayram'ı Alıyor, çizgiden orta tabii. sahaya yapmışlar. Yani o dönüştürmeyi de çok iyi yaptı Fatih Çok Terim ciddi. oyuncu üzerine. Geçen kimin bir oyuncunun şeyini dinledim. Galatasaraylı bir oyuncunun. Mesela antrenmanları Fatih Hoca yaptırmıyor diyor. Yardımcıları yaptırıyor diyor. Bizi yönlendiren, taktik olarak besleyen Fatih Terim diyor. Burada da yani yardımcı kim? Ümit Hoca'nın, Levent Hoca'nın. Albert Riera. Esas Albert Ha, Riera'nın yani takıma katılması. tabii. Çünkü ben Riera'yı hani o sosyal medyada Instagram'dan takip ediyordum. Hani Riera gidip de Ibiza sahillerinde pozu yok. İşte bir açıyorsunuz şeyle Xavi'lerle beraber antrenörlük kursunda gitmiş Guardiola'yı ziyaret etmiş. Gitmiş yani o Mesela çalışıyor kendini o yani. anlamda Kendini baya baya geliştirmek için. geliştiren Albert Riera. Biz Tabii onu biraz mesela öteliyoruz onu hem konuşmayı. Sergen Hoca hem de mesela 10-12. haftadan sonra başlarda değildi ama Galatasaray'ın kanat ucumları ciddi analiz edilip kopyalanmalı. Bunlar bunu nasıl yapıyorlar? Biz de yapalım Tabii. denmeli yani. O Onyekuru konuda tabii. Onyekuru değil yani. Onyekuru Erasmus öğrencisi gibi. Hani Abi sen bir şeye git, yurt dışına git. 5 ay sonra gel. Bıraktığı yerden devam ediyor. Hayır. Güncelleme alıp dönüyor yani. Çok ciddi şekilde pas trafiğinde artık hangi yöne doğru yapacaklarsa iki beki de sıfıra indirecek. O opsiyonu yaratıyorlar yani. Bir türlü yaratıyorlar. Saracchi'de oynarken sıfıra inip kesiyor. Yedlin'de oynarken sıfıra inip kesiyor. Çok değerli bunlar. Hücum aksiyonları olarak. Ha, defansif olarak Beşiktaş'a göre daha çok pozisyon veren bir takım yalnız Galatasaray. Yalnız yediği Yani gol sayısı orada or, o yüzden evet. Ama rakip değerlendiremiyor. Yediği gol evet. sayısı Yani, 19. O şansı var. İşte Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Abi kaleci pozisyon veriyor mu Muslera yoktu. Değerlendiremiyor. Kaleci Muslera oldu ama abi. Okan'la Fatih'le geldi abi birkaç hafta Olsun öncesine kadar. Hani, Muslera, Onlar da iyi getirdiler. Tabii, yani Okan çok iyi getirdi. Bakma Muslera'ya kadar. Muslera dönemin bazı maçlarında o kalecilerle olmazdı mesela. Galatasaray takımı yürürken top kurtarıyor geçen ya. Geçen sene devre arası yaptı değil mi? İki tane stoper aldı, şampiyon oldu. Luyendama ile Marka. Luyendama Marka. Bu sene de iki sene önce. Ya bir sene önce. Bu sene de şimdi hücum hattını yeniledi. Marka şeyi yaptı. Mustafa Muhammed'i aldı. Yine şu an şampiyonluğun en büyük favorisi ki bence bir tek Hatay deplasmanı var bu 5 haftalık fikstürde, 5 maçlık fikstürde diyeyim.
Galatasaray takımı seriyi bence herkes artırır. Herkes için en korkulu deplasman şu anda Hatay Spor deplasmanı. Evet. Bak Hatay'a mesela hemen yazıyorsun. Oraya direkt gözüne çarpıyor tabii. Zaten Hatay'ı gördüğün zaman. Ama Galatasaray şu form grafiğiyle takılacak gibi görünmüyor. Futbol tabii ama çok büyük avantajı var. Vallahi, Galatasaray'ın önümüzdeki 5 maçına bakalım. Çok usta takım Galatasaray. Ben mesela ilk yarıda mağlup oldu Alanya Spor'a. 10 kişi kaldılar. Yani 60 dakikaya yakın tek kale yaptılar. Ya kupa bu maçı mı? Yok, lig maçı. Ligde. Ha. Bu büyük takım reflekstir yani. Alanya Spor gibi bir takıma 10 kişiyken. Evet. 60 dakika tek kale yapıyorsan yani 1-0 mağlupti, sonra 1-1 oldu galiba değil mi? Sonraki bir uzatmalarda attı Malatya golü. Şey Alanya. Abi şimdi Kumar ama aynı şekilde Babakar attı. Aynı şekilde 10 kişi tamam, kalmış. Abi, Kayseri ya. Spor'la da 1-1 berabere kaldılar. Yani o nedenle çok tecrübeli. Müthiş bir tecrübe. Hoca olarak, ekip olarak. Ama sürprize Beşiktaş'a göre daha açık bir kulüp. Sürpriz sonuca. Alanya Spor'a içeride 2-1 mağlup oldukları maçtan bahsediyorsunuz. Maçta ama tek kale yaptılar. 10 kişiler. Evet. Alanya gibi bir rakip var karşında. Yani bu çok ciddi. Etebo'nun kırmızı gördüğü. Bu maçların gördüm. Hepsi Mart ayı içinde çok, mi oynanıyor? Tamamen bir bakabilir miyiz? Çok önemli şey, bir büyük takım refleksleri. Araya bir hafta mı sıkışık maçta. Hafta var? Bir hafta Ercan mı maç takviminden bakalım listeye. O 5 maç hangi tarihte bitiyor mesela? Şey olur, Hatay bakalım. Spor'la galiba milli maç arasından sonra oynayacak. He, o zaman. Hatay bir de Hatay'ın bay geçtiği hafta olacak. Yani öyle bir şey. Hatay bay geçtikten sonra. O zaman 5 hafta değil, 4 hafta. 4 maçı Galatasaray'la oynayacak diye hatırlıyorum ben. Tarih bir olarak 30 bakarız. 30 günlük süreçte 4 maç. Yok, Mart ayı liderliği söz konusu ya. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Hatay maçı 4 Nisan, doğru. Milli maç arasından sonra değil mi? Evet. 3'ü Ankara Gücü maçı, 7'sinde Sivas Spor'la içeride, 14'ü orada bir haftalık ara Kayseri Spor deplasmanı, 21'i Çaykur Rizespor, 4 maçı. Nisan Hatay Spor karşılaşması. Evet. Yani milli maçtan sonra, milli maç arasından sonra. Evet. 4'ünü Mart'ta oynuyor. Bu avantaj mıdır hocam Hatay Spor'la? Şu şekilde söylüyorum. Yani Hatay Spor gibi takımlar hep oynayarak o ritimlerini koruyorlar ya. Şimdi bir milli maç arası girecek. O maç oynamamak. Galatasaray'ın avantajına mı diye soruyorum. Evet, onu bir takım için dezavantaj. Hatay'ın dezavantajına yani. Ne kadar hazırlık maçı oynasan bile lig maçının havası ben başka. Hatay özelinde katılmıyorum size. Çünkü Galatasaray en az 15 futbolcusunu gönderecek milli takımlara. Hatay gene 17-18 oyuncuyla antrenmanlarına devam edecek abi. Yani o kadar süre uzun antrenman da pek yaramaz takımlar. Değil mi? İzin verir de. Senin bakış açın da doğru. Yani dediğin gibi her milli maç arası, her Avrupa Şampiyonası maçları arası büyük takımlarda mutlaka bir kriz yaşanır. Abi 7 oyuncuyla falan antrenman yapıyorlar. Tabii yapamıyorsun. Yani hepsini yolladığın için. Ya. Ama yine de uzun süre maç oynamamak takımlar için büyük dezavantaj. Gülcan abinin altını çizdiği takımlar. Kritik bir nokta var. Yani içeride Galatasaray Erzurumspor karşısında 2-0 önde. Erzurumspor'un yakaladığı 3 önemli fırsat var. Oyuncularının biraz bitiriciliği yüksek olsa oyunu çok fazla sıkıştıracaklar. 0-0'ken de var. Hiç öyle 0-0'ken de var. Bundan sonra tabii. Bak, Ricardo Gomez'in kaçırdığı evet, var. Sağ taraftan evet, kestiler. Çıkar. Sonra yine Manuel da Costa hücuma katıldı. Sağ taraftan ortaladı. Atıf Şeşu'dan önce DeAndre Ayet'in dokundu pozisyona. Evet. Bir tane daha var pozisyonu. Yani sadece 2-0'ken girmedi Erzurumspor hücuma, oyuna. 3 tane onun öncesinde de net 2 kere ceza sahası içinden vuruş yaptığı, bir tane de DeAndre Ayet'in son anda kademe yaptığı pozisyon da var. Peki haftanın maçların için kısa kısa yorumlarınızı rica